Hayırlı akşamlar Moda TV izleyicileri. Spor 52 programına hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce bu akşam 3 ayların başlangıcı Regaib Kandilimiz, tüm dünya Müslümanlarının ve dünyadaki bu zulümlerin bitmesi dileğiyle ve bu lanet bir biliyorsunuz hastalık başımızda, bu rahatsızlıkların ve bu illetin başımızdan gitmesi dileğiyle, duaların kabulü, ibadetlerimizin kabulü dileğiyle Regaib Kandilinizi Moda TV ailesi olarak kutluyoruz. Hayırlı kandiller diliyoruz. Bu akşam bir konuğumuz var. Konuğumuz fitness ve crossfit antrenörü arkadaşımız Cemal Karuç. Cemal Karuç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz Cemal Hocam? Cemal Karuç, 1990 Fatsa doğumluyum. İlkokul ve ortaokul öğrenimi Fas'ta tamamladım. 2011 yılında Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu bölümünü kazandım, öğretmenlik bölümünü. 2015 yılında mezun oldum. Spor geçmişim ta ortaokuldan beri başlıyor. Liseyi de spor lisesi olarak bitirdim. Üniversite bölümünü bitirdikten sonra ilk spor başlama amacım üniversitenin kapalı spor salonunda antrenörlükle başladı. Ardından mezun olduktan sonra bir sene sözleşmeli öğretmenlik olarak devam ettim. Ordu'nun Çamaşır ilçesinde lisede beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptım. Ardından özel bir kapalı spor salonunda antrenörlük deneyimi yaşadım. Pandemi dolayısıyla tabii zorluklar çektik. Daha sonra Rabbim nasip etti. Kendi salonumuzu, iş yerimizi açtık. Çok şükür bugünümüze. Malum içinde bulunduğumuz pandemi dönemiyle insanlarımız evlerinde mahsur kalmış demeyelim de daha çok evlerinde kaldılar. Biz de bu anlamda dedik ki Fasya CrossFit'i tanıtalım. Bir ayrımcılık, bir farklılık kazanları dedik. Rabbim dediğim gibi şükür olsun. Salonumuzu açtık ve devam ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum programımıza dahil ettiğiniz için. İnşallah hayırlı bir program olur. Hocam, sporcunun olduğu her yerde biz varız. Evet. Tüm spor antrenörlerine, tüm spor yapan arkadaşlarımıza Moda TV olarak, Spor 52 programları olarak konuk olmak isteyen herkese biz açığız. Biz bugün sizinle birçok alanda konuşacağız ve sporun kas yapısından tut, spordaki proteinden tut ve fitness'ın gelişiminden tut, her şeyi konuşacağız ama ilk önce benim size sorum şudur. Fitness nedir? Fitness'ta kas yapıları nasıl çalışır? Fitness'ı kimler yapabilir hocam? Fitness çok terimi var aslında. Fitness dediğimiz zaman fiziksel uygunluk anlamına geliyor. Yani koşu bandında yürümemiz, bisiklet sürmemiz, bunların çoğu fitness kapsamına giriyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Birey olarak, insan olarak çok sabırsız kişileriz. Bir an önce bir şeylerin olmasını istiyoruz. Çabuk gelişsin, çabuk olsun. Aslında böyle bir şey yok. Fitness'ta da öyle. Diğer sektördeki tüm şeylerde de öyle. Bir kere adaptasyon dönemi var fitness'ta. Yani adaptasyon dönemi uygunluk dönemi, uyum dönemi diye geçiyor. Oradaki amaç vücudu ilk önce bir tanımamız gerekiyor. Kas yapısını tanımamız, yağ oranını tanımamız, protein hesaplamasını bilmemiz gerekiyor. İlk önce vücut ağırlığıyla spora başlıyoruz. Kişinin ölçülerini alıyoruz. Daha sonra vücut yapısına göre, kişiye göre antrenman programı veriyoruz. İlk başta dediğim gibi birey olarak, kişi olarak çok sabırsızız. Bir şeylerin bir an önce büyüyeyim, bir an önce gelişeyim, vücudumda belirgin bir şeyler olsun istiyoruz. Böyle bir şey yok. İlk önce bir uyum dönemini geçirmemiz gerekiyor. İlk önce besin değerlerimizi bilmemiz gerekiyor. Proteini ne kadar alacağız? Ne kadar doğru besleneceğiz? Ne kadar makro mikro besinleri almamız gerekiyor? Ondan sonra vücudu geliştirmemiz daha kolay olacak. Hocam şunu diyebilir miyiz? Her vücuda, her kas yapısına, her antrenman iyi gelmez. Kesinlikle her antrenman iyi gelmiyor. Vücudu ilk önce tanımamız gerekiyor. Dediğim gibi adaptasyon dönemi denen bir şey var. İlk önce vücudu tanıyacağız. Kişi vücudunu tanıyacak. Ona göre program vereceğiz. Ona göre de verdiğimiz programı vücut yapısına göre uygulayacağız. Evet. Şimdi hocam biz gençliğimizde, çocukluğumuzda biliriz. Sokağa çıktığımızda
O zamanlar fitness değildi bunun adı. Belki de bodybuilding, hala bodybuilding olarak geçiyor ama. Burada işte vücut kaslarının gelişmiş böyle insanlar sokakta bu vücutları sergileyerek gezen genç arkadaşlarımız vardı. Evet. O zamanlarda çok modaydı bu. Sizin belki sizin de çocukluğunuzda bunları çok görüyordunuz. Evet, evet. Fitness'la body arasında bir fark var mıdır yoksa aynı kategori midir? Çünkü ben biliyorum ama sen de biliyorsun ama vatandaşlarımız bu işi bilmiyor. Hepsini aynı şeye koyuyorlar. Yani body, evet, fitness, şöyle kendi sporumuzdan örnek vereyim. Toplamda kickbox, karate, tekvando, judo baktığın zaman insanlar karate diye bakıyor. Aslında aynen, hepsi ayrı bir branş. Aynen. Kesinlikle katılıyorum hocam. Fitness, bodybuilding kesinlikle ayrı. Aynı dalda insanlarımız arasında geçiyor. Fitness geçiyor ama bodybuilding çok farklı. Bodybuilding'de kasları geliştiriyoruz. Kaslar daha çok belirgin oluyor. Bodybuilding'de protein hesaplarına, karbonhidrat hesaplarına ve yağ oranlarına çok dikkat ederek daha çok insanlarımız hani yarışmaya hazırlanmak, Türkiye vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanmak için bodybuilding diye geçiyor. Ama fitness farklı. Fitness dediğim gibi fiziksel uygunluğa daha çok yatkın. İşte günlük hayatta rahat hareket edebilmemiz için, üzerimize bir şey giydiğimiz zaman onun üzerimize yakışması için fiziksel uygunluk anlamında fitness daha bodybuilding'le karıştırmamız gerekiyor. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani vücuttaki fazla yağları ve aşırı yağları eritip vücut belli noktada vücutu yani, evet, Cenab-ı Hakk'ın verdiği kıvama getirmek mi diyelim? Yani bodybuilding'de daha çok kas üzerine yükleniyorlar. Daha çok protein alımına dikkat ediyorlar. Yağ dedikleri yemeklere işte yağ oranlarını hesaplıyorlar, karbonhidratları hesaplıyorlar. Günlük kaç kalori protein almam gerektiğini hesaplıyorlar. Ama fitness de öyle değil. Fitness de sadece fiziksel uygunluk anlamına geliyor. Günlük hayatta yapabildiğimiz işte yerinden bir şeyi hareket ettirdiğimiz takdirde bile o bile fitness'a girebiliyor yani. Çünkü yerden hareket ettiğimiz zaman çömeliyoruz, kalkıyoruz, alıyoruz onu yerinden başka yere koyuyoruz. O bile fitness'a girebiliyor. Ama bodybuilding'de kesinlikle karıştırmamamız gerekiyor. Cemal hocam, fitness'a gelen bir kişi, ben geldim, atıyorum boyum 1.70, kilom 110. Evet. Bana nasıl bir antrenman metodu uyguluyorsunuz? Beslenme, sizin diyetisyenler gibi beslenme ile ilgili sporcularınıza önerdikleriniz var mı? Atıyorum işte 1.70 boyunda 110 kiloluk bir kişi geldi. Bir, evet, taraftan da 1.80 ama 60 kiloluk biri geldi. Evet. Nasıl bir antrenman metodu uyguluyorsunuz? İlk önce kilolu insandan bahsedeyim. Ölçümünü yapıyoruz. İşte boy, kilo, diğer vücut ölçülerini alıyoruz. Kendi bir programımız var diyet üzerine. Özellikle kilolu ve zayıf insanlara göre diyet programımız var. Ha, kesinlikle kimseyi zorlamıyoruz. Diyoruz ki bizim programımız var. Diyet programı veya kilo alma programı. Evet. İstiyorsan bunları uygulayabilirsin. Ama daha sağlıklı birey olmanız gerekiyor deyince tamam hocam biz dediklerinizi yapacağız, uygulayacağız programı. Veriyorum. Onlar da gerekli takdirde kullanıyorlar. İlk önce dediğim gibi vücut ölçüleriyle başlıyoruz. Ardından yağ oranını düşürmeye çalışıyoruz kilolu insanın. Ne yapıyoruz? Yedikleri besinlere dikkat etmesini yani istiyoruz. Yani yağ yakma yönüne gidiyoruz. Evet. Yani. Yediği özellikle yağdan, yani vücudu en önemli yağlandıran şey şekerdir hocam. Şeker vücuttaki tüm ne diyeyim size hücreleri öldürüyor. Yani kanser sebebinin en büyük sebeplerinden biri şekerdir. Şekeri ne kadar vücuttan az tutarsak, ne kadar uzak tutarsak, ya pirinçte bile şeker var açıkçası. Yani biz meyvede de var, evet. Özellikle pirinci yasaklıyoruz. Evet. Bunları kestiriyoruz kilolu insanların. Vücudu bitiren şey şekerdir. Şeker direkt vücutta yağlanma sebebi. Bunları kilolu insanlarımıza kesinlikle maksimum seviyeye kadar indiriyoruz. Ama protein ağırlıklı beslenmesine devam ettiriyoruz. Yani diyoruz ki yağdan kesiyoruz, karbonhidratları azaltıyoruz, protein ağırlıklı beslenmeye davet ediyoruz. Ne kadar protein ağırlıklı beslenirseniz yağınız düşecek, ayrıca de kas olarak yapınız gelişecek, vücudunuz şekle girecek. Zayıf insanlara gelecek olursak da onların da dediğimiz gibi ilk başta vücut yağ oranlarını hesaplamaya gerek kalmadan onlara karbonhidratlar beslenmesi öneriyoruz. Yani yanında pilavı, eti, tavuğu, yumurtası olacak.
Bunlar kızarmış olarak mı, haşlanmış olarak mı? Evet, kızarmış, kesinlikle kızarmış yağlardan uzak duruyoruz. Ben bunu bildiğim için kızarmışın uzak durmak ya, onun için evet. Soruyorum. Halklar bilsin buradan. Özellikle haşlama ve ızgara tarzı yiyoruz. Protein, özellikle tavuk olur, yumurta, et. Yumurta zaten de, bir numaralı protein sporcu da her numaralı. Daim. Kesinlikle. Vazgeçilmez, haşlanmış ama. Zayıf insanlarımıza, üyelerimize kesinlikle beslenmeyi daha çok öneriyoruz. Günde 5-6 öğün yemelerini istiyoruz. Zayıf. Az az ama sık az öğünler. Az az ve evet, sağlam tabii, sıkı öğünlerle beslenecek. Fazla çiğneyerek yemeleri, evet, yani evet, löp, evet. Löp dediğimiz şekilde yememeleri. Evet. Az doymadan ama sıkı ara öğünlerle gitmek diyorsunuz. Kesinlikle. Bir de hocam şöyle, vücuttaki kas yapılarımız vardır. Uzun kas, kısa kas, evet. Beyaz kas gibi kaslarımız var. Bazı spor dallarında tüm kaslar çalışır. Bazı spor dallarında da kısa kaslar. Evet. Bazı spor dallarında da uzun kaslar çalışır. Aynen. Fitness'ta genel anlamda hangi kaslar çalışıyor? Genel anlamda tüm kaslar çalışıyor diyebiliriz. Bodybuilding dediğimiz onda kısa kaslar çalıştığını aynen, biliyoruz. Kaslar. Ama evet, onda sadece kısa kaslar çalışıyor. Diğer açıklamada yapacağımız için CrossFit tarzında yaptığımız çalışmada tüm vücut aktif hale geliyor. Tüm kaslar çalışıyor. Yani omuzunuzdan tutun da bacak kaslarınız, göğüs kaslarınız, omuz kas, kol kaslarınız gelişmeye devam göz ediyor. Göz kapaklarımızda bile kas var arkadaşlar. Aynen bunu bilelim. Öyle. Çünkü bizim göz kapaklarımıza hareket ettiren kesinlikle ve kesinlikle o kaslardır. Eğer kasları zayıf düştüğünde göz kapakları da aşağı düşmeye başlayacaktır. Evet. Gözleriniz tam açılmayacaktır. Keza ellerde de aynı şekilde. Kas, biz bugün kasları çok fazla üzerine gidiyoruz. Halk bilinçlensin diye. Çünkü spor artık hayatın bir vazgeçilmezi olmalı. Bir vazgeçilmezi olmalı. Onun için kas yapılarımızı bilirsek evet. Hangi sporu yapacağımızı da iyi biliriz diye. Cemal hocamı o yüzden biraz sıkıştırıyorum bugün. Normal hocam. Kesinlikle öyle. Yani bir şeyi yerinden hareket ettirirken bile vücudun kasa ihtiyacı var. Siz ne kadar kilo olursanız olun, kas kuvvetiniz yerinde olmadığı sürece bir şey yerinden kaldıramazsınız. Kaldıramazsınız. O size ağır gelir. Yani kas öyle bir önemli ki günlük hayatınızda rahat hareket edebilmeniz için gerekli olan bir şey. O yüzden dolayı kesinlikle günlük hayatımızda şu süreçte özellikle kas kaybı yaşamıyoruz. Kas kaybı yaşattırmamak için de spor tarzlarımızı devam ettiriyoruz. Burada hocam şu da gerekiyor ama yani eğer bilinçli bir antrenör değilsek evet. Kaslara çok yüklendiğimizde kasların gelişmesi yönünde erimesine de sebep kesinlikle olabiliyoruz. Kesinlikle öyle hocam. Bu sefer kas hastalıkları başlayabiliyor. Bu konudaki önerilerinizi de şöyle, anlatırsanız. Evet şöyle karşılaştığımız çok oluyor. Maksimum spor salonunda yapabileceğiniz bir saat, bir saati geçmeyecek şekilde spor yapmanız gerekiyor. Bunu diyetisyen arkadaşlarımız da zaten söylüyor. 1,5-2 saat ya yeri geldiği zaman 4 saat spor salonunda kalan üyelerimiz var, insanlarımız var. Kesinlikle yanlış. Siz bir yerden yağ yakımı istiyorsunuz ama kesinlikle olmuş kaslarınız, yerinde olan kaslarınızı kaybediyorsunuz. Kas kaybı yaşıyorsunuz, kas kazanmıyorsunuz. Şunu aklınızdan bir kere çıkın. Özellikle spor salonuna gittiğiniz zaman maksimum 1 saati geçmeyecek şekilde spor yapmanız gerekiyor. 1 saatin üstündeki size zarar veriyor. Yağ kaybını geçtim, artık kastan da kaybettiriyorsunuz. Yani şöyle diyeyim, boşuna yapmış oluyorsunuz 1 saat üstü sporu. Bu arada Facebook üzerinden de yayınımız evet. Devam ediyor. Cemal hocama da bize de soruları olan izleyicilerimiz varsa arkadaşlar. Evet sorabilirler. Facebook üzerinden bize sorularını sorabilirler. Yanıtlayabiliriz. Cevaplamaya hazırız. Hem evet. Cemal hocamız hem biz. Hocam biliyorsunuz biz spor başladığımızda biraz önce bahsettiğiniz gibi tüm sporcular ilk hevesle günün 3 saatini 4 saatini her gün antrenman yapmakla geçirmeye çalışıyorlar. Oysa ki bilmiyorum doğrusunu siz daha iyi bileceksiniz çünkü bu işin uzmanısınız. Bizim bildiğimiz mutlaka kasların bir gün çalışıp bir gün dinlenmesi aynen gerekiyor. Aynen öyle kesinlikle. Çünkü kasların ilerleyen zamanlarda evet. Zarar görmemesi için, erimemesi için evet. Bu konuda da biraz bahsederseniz. Söyleyeyim haftada 3 gün spor yeterli. Çünkü vücudun kasların da dinlenmeye ihtiyacı var. Bir gün spor bir gün dinlenme. Yeterince sıvı tüketiyoruz, yeterince uyku. Uyku düzeni bile kasların gelişiminde çok etkili. Protein alımı yeterince kasların gelişiminde daha çok önemli. Yani bir saati geçmeyecek şekilde haftada 3 gün spor yapıyoruz. Bir gün spor yapıyorsa ikinci günü off veriyoruz. Yani dinlenme günü kesinlikle vermemiz gerekiyor. Kasların dinlenme süreci diye bir şey var. Dinlenme sürecinde de dediğim şey uyku. Stresten uzak duruyoruz. Beslenmemize dikkat ediyoruz. Bu çok önemli. Dediğiniz gibi. Ama ben fitness üzerine konuştuğum için diğer spor dallarına ilgim o kadar pek bilmediğim şeyde söyleyeyim hocam.
fitness'ta 1 saatin üstünde geçmek kasları yakmasına sebep oluyor. Siz de sporla ilgilendiğiniz için sizin sporla ilgili yaptığınız hareketler, bilmiyorum 1 saati geçiyor mu 2 saati geçiyor mu, ben fitness üzerinden konuşuyorum, crossfit üzerinden konuşuyorum. Maksimum 1 saati geçmeyecek şekilde antrenman programı uyguluyoruz. Cemal hocam, Veli bize 8-10 yaşında sporcuyu getiriyor, kayıt yaptırıyor. Antrenman ne kadar diyor? 1,5 saat diyoruz. Ah diyor, çok azmış hocam diyor. Evet. Diyorum ki o 1,5 saatteki çocuğun kasının ne kadar zorlandığını siz hesap edebiliyor musunuz? Kesinlikle. Yaptığı kaloriyi hesap edebiliyor musunuz diyorum. Ama olsun diyor, ben diyor 3-4 saat kalmasını istiyorum diyor. Sonra ertesi gün diyor her gün gelsin diyor. Dedim ki, diyoruz ki biz de, bakın bu bütün sporlarda geçerlidir. Tabii bizim sporlar fitness gibi çok ilk etapta efor sarf etmiyor. Evet. Yavaş 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 ısınmayla, açma germeyle devam ettiği için en son 45 dakikamızda çok efor sarf ediyoruz. Evet. O yüzden 1,5 saate kadar çıkıyoruz ama biz de aynı şeyi söylüyoruz. 1,5 saatten sonraki spor artık kasları bitirir. Ve kesinlikle iyilik yapacağız derken çocuklarımıza ve sporcularımıza zarar veriyoruz. Profesyonelde zaten bu olabilir ama profesyonele kadar zaten kaslar artık oturuyor. Evet. Kendini tamamlıyor. Hocam proteinler. Evet. Bugün birçok spor salonunda kullanılan, ben çok tasvip etmiyorum, kendi açımdan söylüyorum, ne olduğu belli olmayan markalarla, merdiven altı üretimlerle birçok insanın hayatına da mal olan, belki kalp krizine de mal olan ve ölümlere sebep olan proteinler. Proteinler hakkında ne diyeceksiniz? Dediğiniz gibi hocam, biz de pek spor salonumuzda protein tozunu önermiyoruz. Ha, kullanan üyelerimiz var mı? Var. Diyoruz ki kullanıyorsanız bir ay sonra hastaneye gidin veya özel bir hastaneye gidin. Kan değerlerinizi ölçtürün. Özellikle karaciğer değerlerinizi bir baktırın. Eğer yükselme varsa kesinlikle o an protein tozunu veya diğer kimyasal ürünleri bırakmamız gerekiyor. İçinde çeşitli kimyasal ürünler var. Bunlar tamam, belli bir noktadan sonra vücuda kas kazandırıyor. Ama içindeki olan kimyasal maddelerin vücuda ne kadar zarar verdiğini kimse bilmiyor hocam. Hocaya danışıyor. Hoca yeri geldiği zaman öneriyor, yeri geldiği zaman önermiyor. Burada hocalar, bazı hocalarımız istisnadır ama ticari olarak bu iş aslında kullanıyorlar. Ben de insanların sağlığıyla oynuyorlar diyorum ben. Evet, ticaret için yapanlar var. Gerçekten protein tozunu satmak için, yağ yakıcı ürünlerini satmak için bu tarz maalesef gündemde hocalarımız var. Ama içindeki kimyasal ürünler vücudumuza zarar veriyor. O yüzden kullanıyorsak da özellikle her ay sonunda bir ay geçmeden değerlerimizi ölçtürmek gerekiyor. Tavsiye etmiyoruz. Ama kullanacak olursak da değerlerimizi her ay standart bir şekilde ölçtürmemiz gerekiyor. Kullandığımız sürece de protein tozunu arkadaşlar üzerine 1 litre, 1,5 litre o protein tozundaki içindeki kalıntıların vücuda yapışmaması için bol bol sıvı tüketiyoruz. İdrar yoluyla atıyoruz vücuttan. Evet. Hocam mesajlarımız var. Birkaç arkadaşımızın da sorusu var. Bizi izleyen arkadaşlarımız, selam gönderenler var. Ali Çiftçi, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Arjen Umay, Mersin'den sevgiler. Cemal Hoca'ya selamlar demiş. Biz de selam gönderiyoruz. Tanıdığınız bir arkadaşınız. Şinasi Cevhen Buri, crossfit ve fitness'ta başlama yaşı kaçtır? Önemli midir? Hangi yaş gruplarında aktif olarak bu spor dalı başlamalıdır? Özkan Verim, hayırlı kandiller hocam. Cemal hocam, Fatsa için bence büyük bir kazanç. Öğrencileriyle çok ilgili, çok alakalı demiş. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bu şekilde başlama yaşıyla ilgili cevap alabiliriz hocam. Şöyle söyleyeyim. Eklem rahatsızlığınız yoksa, herhangi bir rahatsızlığınız yoksa sporun yaşı yok arkadaşlar. Bunu küçük yaşta da başlayabilirsiniz. Büyük yaşta da başlayabilirsiniz. Ama mutlaka spor salonuna geldiğiniz zaman rahatsızlığını söyleyin antrenörle, öğretmene, hocaya. Eklem ağrınız varsa, vücudunuzda farklı bir sindirim sistemi olabilir. Ondan sonra sindirim sistemi bozukluklar olur. Bunları hocanıza söyleyin ki size ona göre program çerçevesinde size bir belli bir metotta program uygulasın. Şimdi şöyle bir metot var hocam. Ağırlık boy kısaltır mı? Öyle bir mantık yok arkadaşlar. Vücuda çok ağır yüklü, yani antrenör eşliğinde uyunacak olursa kesinlikle boy kısaltma denen bir şey yok hocam. Fitness'ta da yok. Nasıl kısalsın? Çünkü sen tamam ağırlık çalışıyorsan onun yanında da bir sürü barfix, mekik gibi bir sürü boy uzatıcı teknikler kesinlikle yapıyorsunuz. Yani bu
belirli bir, yani bildiğiniz bilgi kirliliği yani ortada. Benim öğrencim geliyor üyesiyle beraber. Üye diyor ki, yaşımız küçük ama hocam diyor, boy kısalır mı diyor. Hocam diyorum, yani şu bilgi kirliliğini artık kulaktan duyma bilgileri bırakın diyorum. Ya fitness veya herhangi bir spor dalı boy kısaltmaz. Hatta boy uzaltır. Vücudu çocuklarınızın gelişmesi kaslar daha çok. Uzuyor çünkü. Evet, kaslar gelişiyor. Kaslarınız uzuyor. Çocuğunuz daha sağlıklı oluyor. Daha çok boyu uzuyor, genişliyor. Yani şu kulaktan dolma bilgi kirlilikleri lütfen. Yani kulak asmayalım. Yeterince şöyle diyeyim. Yani tecrübeli bir spor salonuna, tecrübeli hocayla çalışın diyorum. Hocam benim baştan beri yıllardır söylediğim tek şey var. Antrenör, antre. Evet, evet, antre evet. Eden kişi. Evet. Yani bu çalıştıran arkadaşımız, antre olan arkadaşımız, çocuklarımıza veya büyüklere hiç fark etmez. Hem pedagoji bilecek, uygulayacak. Evet. Hem anne olacak, doğru, hem doğru, baba doğru. olacak, hem arkadaş olacak, hem onun dersleriyle kadar ilgilenecek. Kesinlikle ki öyle. Başarılı gelecek. Size hocam şunu ben sormak istiyorum. Gerçi açıkladığım zaman. 10 yaşındaki bir çocuk geldi. Crossfit yapabilir mi? Ya biz 10 yaşındaki çocuğa crossfit pek önermiyoruz. Onun yapabileceği sporu zevkli hale getirmemiz lazım. Oyunlarda. Evet, oyunlarda zevkli evet. hale getireceğiz. Direkt ağırlığın altına girdirmeyeceğiz çocuğu. Çünkü bütün branşlarda böyledir hocam evet, aslında. Yani o sporu oyun haline getireceğiz ki çocuk yaptığı spordan zevk alsın. Siz de söylediniz ya, yeri geldiği zaman onunla arkadaş olacaksınız. Anne baba yerine koyacaksınız kendinizi. Antrenör onun yerine koyacak. Yeri geldiği zaman onunla tartışacak, konuşacak. Onun sıkıntıları varsa dinleyecek antrenör. Yani çocuğu vücuttan ilk önce soğutmayacağız. Yani spordan soğutmayacağız. Vücuduna oyun oynayarak hareketleri geçirmemiz gerekiyor. 10 yaşındaki çocuğa kesinlikle oyun oynatarak spora başlatmamız gerekiyor. Evet hocam. Proteinden bahsettik. Açıklamasını yaptınız evet. ama. Bunun akabininde biz şöyle bir belki bir bilgi kirliliği biz sizden öğrenmek istiyoruz. Hani şöyle diyorlar, protein kullanıp vücut yapan arkadaşlarımız sporu bıraktığında o vücutunun tamamen artık hani Türkçe olarak olan pörsüdüğünü, yani sarktığını söylüyorlar. Bu aslında doğru mudur? Böyle bir yani, metot var mıdır? Doğruluk yok hocam. Doğruluk denen hiçbir şey yok. Bilgi kirliliği hep. Tabii insanlarımız, üyelerimiz bir şeyin olması için vücutlarına, özellikle yarışmaya hazırlanan kişiler vücutlarına farklı ilaçlar alıyorlar. Bunlar protein tozuydu, ayretten kas geliştirici ilaçlardı. Bunları kullanıyorlar. Bunları kullandıktan sonra, sporu bıraktıktan sonra ister istemez ağırlığın altına, yani sporu bıraktıkları an maalesef kas kaybı yaşadıkları zaman vücutta bir esneme deformasyon oluyor. Evet. Deformasyon diyelim. Kesinlikle. Evet, sıkılaştırmadan olduğu sürece, sıkılaştırma olduğu, yani sporu hayatınızdan çıkarmadığınız sürece, yani sarkma olayı dediğimiz Türkçe anlamıyla olmaz. Şimdi hocam ben şunu söyleyeyim. Fitness işte görüyoruz. Dünyada bütün futbol takımları dahil, evet, evet, evet. Voleybol takımları dahil, bizim karate milli takımı dahil fitness yaparlar. Neden? Kaslarını güçlendirmek evet. için. Çünkü o aletlerle ve o çalışmayla salon içerisinde kaslarını güçlendirmeleri gerekiyor. Açık havadaki o kendi beden gücüyle spor yapma diyoruz biz buna öbür türlü. Ama bunu makinalarla da zaman zaman güçlendirmek aynen, gerekiyor. Aynen bu konudaki fikirlerinizi alabilir misiniz? Atletizmden örnek vereyim. Görüyoruz zaten kısa mesafe koşucular, işte özellikle 100 metre, 200 metre, 400 metre koşucular. Bakıyoruz vücutları kaslı. Neden? Patlayıcı kuvvet arıyorlar. Evet. Kas kazanarak patlayıcı kuvvet kazanıyorlar. Çabukluk, çünkü kas zayıfsa direnç, evet. patlayıcı kuvvetle kesinlikle yapamazsınız. Kesinlikle öyle. Hep evet. görüyoruz vücutları daha kaslı oluyor. Onlara patlayıcı kuvvet gerekiyor. Yani ne kadar kas o kadar patlayıcı kuvvet. Fitness yaparken zaten esneklik, çabukluk, hız, koordinasyon gelişiyor. O yüzden dolayı kesinlikle bakın bu hiçbir şey ayırmadan dediğiniz gibi futbol, voleybol aklımızda hangi spor dalları geliyorsa hocam ana öğe fitness. Fitness'tan geçiyor ana öğe. Ben de bu konuda şey yapıyorum, öneriyorum genelde. Evet. Bütün sporlarda eğer elit sporcu olacaksanız, gerçek anlamda musabık bir sporcu olacaksanız fitness mutlaka hafta neden az iki gün bu sporun aynen. yanında destekleyici olarak yapılmalı kesinlikle. Diyorum. Ama bunu fitness olarak söylüyorum. Evet. Tutup da bodybuilding, gibi, bodybuilding olarak değil çünkü bazı sporlar hız gerektirir. Evet, body'de aynen. hızın kesildiğini düşünüyorum. Evet, ben kendim antrenör olarak bunu düşünüyorum. Doğru, çünkü doğru. kısa kaslar çalıştığı için aynen. uzun kaslar zayıf kalıyor. Kendini aynen. geliştiremiyor ve aynen. bu sefer zayıflıyor. Evet. Onun için mutlaka ve mutlaka fitness
öneriyoruz. Biz de öneriyoruz bu konuda. Doğru hocam, kesinlikle. Kesinlikle. Hocam, bir kaç mesajımız daha var. Onları da okuyalım geçmeden. Enver Doğru. Hayırlı kandiller, yapılan spor kadar beslenmenin de önemli olduğunu bahsettiniz. Crossfit ve fitness yapan sporcular için yeme içme düzeni nasıl olmalıdır? Nasıl olmalıdır? Tüketilmesi gereken ürünler nelerdir? Ya da kesinlikle tüketilmemesi gereken ürünler nelerdir demiş. Hakan Yıldız abimiz selam demiş, izliyor. Arjen Umay tekrar aynı, çok görmek istiyor. Cemal Hoca'yı seviyoruz, daha çok görmek istiyoruz demiş. Selamlar demiş. Gürol Padır, Çatalca İstanbul'dan. Hayırlı yayınlar dilerim. İyi akşamlar Cemal Hocama, sevgi ve selamlar sunarım demiş. Evet, ben de. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Sevgilerimi, saygımı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Enver Doğru'nun sorusuna cevap alalım mı hocam? Beslenmeyle ilgili. Ya crossfit de yaparsak, fitness de yaparsak özellikle beslenmemize dikkat ediyoruz. Programın başında da söylemiştik. Şekerden uzak duruyoruz. Karbonhidratları yeterince fazla almıyoruz. Yeri geldiği zaman makarnayı keseceğiz, pilavı keseceğiz ama proteini kesinlikle vücudumuzdan ve günlük hayatımızdan çıkarmıyoruz. Sabahları yumurta yiyeceğiz haşlayıp da. Öğlende tavuk olabilir, et olabilir, hindi eti olabilir. Bu haşlayarak, kesinlikle ızgara haşlanmış, evet, kesinlikle olmalı. Izgara tarzında da çok pişmemiş, evet, şekilde yani. Çok piştiği zaman da proteini evet, ölmemesi gerekiyor. Evet, öldürüyorlar. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Kesinlikle hocam. Yağdan pişirilmiş, işlenmiş gıda, paketlenmiş gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Hamur işlerinden keza öyle. Dediğiniz gibi çok protein etinde, tavuğunda çok piştiği sürece o da protein, evet, olasını protein kalıyor çünkü. Kal. Ateş şu arkadaşlar, ateş açıkçası proteini alıyor. Evet. Yani o artık sadece doymuş oluyorsunuz. Yani vücuda bir protein alamıyorsunuz. Sadece doymuş oluyorsunuz. Bu konuda bir başka bir şeyden daha bahsedeceğim ben hocam. Sizinle bu konuda. Sporcular spordan çıkıyorlar akşam saatinde 6'da. Eve gidiyorlar. Daha gitmeden belki de yolda tatlı baklavalara, evet, başlıyorlar. Arkadaşlar yaptığınız sadece boşa yorulmakla kalıyor. Yorulmakla kalıyor. Boşa gidiyor. Yazık ediyorsunuz. Yazık ediyorsunuz. Hiçbir şey kazanmıyorsunuz vücuduna. Oysa vücuduna kötülük yapıyorsunuz şeker alarak. Şeker sizi geliştirmez. Daha çok kötüleştirir. Vücudunuzun yağlanmasının sebebinin en büyük noktası şeker diyoruz. Hep bahsediyoruz ya, şeker, şeker, şeker. Ne kadar şekeri düzeltirsek yaşam kaliteniz uzar. Kas kaybı yaşamazsanız, proteini ne kadar üzerine durursanız o kadar vücudunuz gelişecek, kaslarınız büyüyecek. Ama lütfen özellikle şekerden uzak duruyoruz. Şekerden uzak durma dediğim şey, yani yediğimiz çoğu besinlerde şeker. Ekmek de var, pirinç de var, yapay şeker dediğimiz işte çikolata, gofret diyoruz. Bunlar oldukça zararlı. Bunlardan ne kadar uzak durarsak hem antrenman sistemimiz daha iyi oluyor, hem yaşam kalitemiz uzuyor. Kısalmadan hariç uzuyor. Hocam, efor sarf eden sporcular maça çıktı. Mesela ben kendi branşından bahsedeyim. 1,5 dakikalık bir maçta müthiş bir kalori harcıyorsunuz. Evet. Ve hatta o 1,5 dakikalık maçtan kışın bile çıktığınız zaman üzerinizdeki kıyafette kuru yer kalmıyor terden. Bu tür anlık enerjiler için ne önerirsiniz? Anlık enerji. Anlık enerji. Ben biliyorum ama seyircilerimiz bilsin diye soruyorum size. Anlık enerji için muz yiyeceğiz arkadaşlar. Yeşil elma. Evet, yeşil elma, muz, badem, ceviz, fındık. Anlık vücudun o an 1,5 saat, 2 saat spor yaptığınız takdirde anlık vücuda girecek, enerji verecek besin saydığımız ürünler. İşte muzlu, bademli, fındık, ceviz, elma. Basit şekerden kaçıyoruz. Doğal beslenme yoluyla doğal şeker alıyoruz vücuda ve yeterince sıvı alıyoruz. Ayrıca spor sonrasında hocam ben kesinlikle şunu öneriyorum üyelerimize, benim salonuma gelen üyelerime. Antrenman sonrası sade soda öneriyorum. Sade soda önermemin amacı, çünkü bir saat sporda kaldığı zaman vücut sıvı kaybediyor, mineral kaybediyor, tuz kaybediyor. Biz hemen, benim en sevdiğim şey spor sonrası sade soda içilmesini öneriyorum. Vücuttaki sıvı kaybını dengelemek için. Mineralleri dengelemek için. Cemal hocam, 86'lı yıllar, 84'te ben spora başladım. 86'lı yıllar. O dönem tabii kimse böyle şeyi çok bilmiyor. İşte anatomiyi çok bilmiyor, vücut yapısını çok bilmiyor, kas yapısını çok bilmiyor. İşte alaylı olan antrenör arkadaşlarımızla çalışıyoruz. 2,5 saat antrenman yapıyoruz. Ağustos ayı
Dışarıdaki sıcak 38-40 derece, 45 derece. 2,5 saat antrenman yapıyoruz. Artık dilimiz dışarıda kalmış ama su içmek yasak. Niye? Niye su içmek yasak? Şişersiniz. Şişersiniz. Ya böyle oysa ki ne kadar da yanlış bir metot böyle olduğunu bir mantık yok. Gittiğimiz seminerlerde, eğitimlerde sonrasında anladık. Şu anda gerçekten BESYO işte profesör arkadaşlarımız, doçentlerimiz, eğitimlerimiz bu konuda mükemmel. Evet. Ben çünkü tüm seminerleri kaçırmıyorum. Suyun ne kadar önemli olduğunu anladık. Hatta ben burada çok güzel bir anım var. Onu anlatacağım. Trabzon'da maça gittik. Ruslar gelmişler. Tabii bir Anadolu kamyonet, şaşallar, şişeler dolu. Dedik ki Trabzon'da o ara sular kesik. Dedik ya adamlar bakın ne güzel. Suyun kesik olduğunu öğrenmişler. Duş almak için sularını yanına getirmişler. Adamlar gün boyunca o suları içtiler arkadaşlar. Suyun ne o kadar anlamlı olduğunu orada anladık. Aynen öyle. Bu konudaki sizin fikirlerinizi alabiliriz. Benim de hocam size kesinlikle katılıyorum. Öyle spor yaptıktan sonra spor esnasında yudum yudum su kesinlikle alıyoruz arkadaşlar. Hani direkt bir şişeyi o anda bitirmiyoruz. Boğazımızı ıslatacak evet. Ve en azından midemize kadar ulaşacak şekilde içiyoruz evet. Ama yudum yudum çok alıyoruz. Yudum yudum, çünkü evet. Vücudun ne kadar su kaybettiğiniz an vücudunuz bile o an sizi engelliyor. Çabuk yoruluyorsunuz. Sıvı kaybı yaşadığınız sürece çabuk yoruluyorsunuz ve ağırlığı yeterince kaldıramıyorsunuz. O yüzden sıvı yudum yudum direkt vücuda yudumlamayla alıyoruz. Yani direkt içmiyoruz. Yudum yudum içersek daha düzgün oluyor. Ve daha size yararlı oluyor. Hem sıvı kaybını da bir anda dengeliyoruz. Evet. Yine mesajlarımız var. Kardelen Eriş, benim de sporcum, geçen haftalarda konuk olan. Hocam ben Kardelen, sizin ve konuğunuzun kandilini mübarek olsun. Evet, selamlar demiş. Ediyoruz. Ahmet Çelenk, hayırlı geceler, hayırlı yayınlar, hayırlı kandiller dilerim. Barış Karuç abin oluyor bu evet. arada. Bizim selam de Daskut'ta üyemiz kendisi. Evet. Başta Ahmet Başkanım ve kardeşim hayırlı yayınlar diliyor. Bölgenize sunmuş olduğunuz spor hizmetlerinden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dilerim demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür mesaj ediyoruz. Atan ve bizi hatırlayan arkadaşlarımıza. Evet, CrossFit evet. hocam. Son bölümde CrossFit. Ama CrossFit'e girmeden önce bir videomuz olacak. Tabii izleyelim. Onu hep birlikte izleyelim. Evet. Ondan sonra CrossFit'ten konuşmaya devam edelim inşallah. Evet, Cemal Hocam, CrossFit ülkemizde daha birkaç senedir yeni yeni gündem olmaya evet. başladı. CrossFit nedir? İlk önce buradan başlayalım, hocam. Devamına geçelim inşallah.
Evet, CrossFit sürekli değişen, yüksek yoğunluklar içeren, kondisyonel egzersizlerin tümünü kapsayan bir spor felsefesi. CrossFit'te tüm vücut hareket halinde ve hareket etmekte. Son zamanlarda özellikle içinde bulunduğumuz pandemi durumundan dolayı malum cumartesi, pazar, hafta sonları evimizde kalmak zorundayız. Tabii bunlar hep bizler için yapılmış bir şey. İster istemez o günkü cumartesi pazar evde kaldığımız süreçte maalesef hareketsiz kalıyoruz evde. Bir yere çıkamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Beslenmemize de dikkat etmediğim süreçte üyelerimiz, insanlarımız kilo aldı. CrossFit'e talep çok hocam. Dediğiniz gibi şu 1-2 senedir talebimiz çok. O da bence pandemiden dolayı almış olduğumuz, yani üyelerimizin, insanlarımız almış olduğu kilo. Yağlanmaları ve kiloları yakmak için. Evet, evet. Talep çok. CrossFit'te hocam, Türkçe anlamlarında beraber söyleyeyim. Ne yapıyoruz? Box'larımız var. Yani box dediğimiz sıçrama kutularımız var. İnsanların üzerinden atlatıyoruz veya ağırlıklar ellerine verip adımlama yaptırıyoruz. Ağırlık toplarımız var. Ağırlık toplarımıza da hareket ettiriyoruz. Olimpik barlarımız var. Yani o uzun demir şeklindeki olimpik bar diye geçiyor. Dumbbell'larımız var. Dumbbell'larla da yaptırıyoruz. Ayrıca de vücut ağırlıklarıyla da CrossFit'i yaptırıyoruz. Talep çok hocam. Yetişemiyoruz bile. Saat kısıtlamasından dolayı insanlarımız özellikle çalışıyorlar maalesef. 6'dan 7'den sonra gelmek istiyorlar. Biz de 8'de kapattığımız için yasaklardan dolayı yeterince üyelerimizin şeylerini karşılayamıyoruz. Çünkü şu an salonumuz dolu. Biliyorsunuz metrekareye göre salona insan alıyoruz. Dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına göre de ders yaptırıyoruz, antrenman yaptırıyoruz. Metrekareye göre insan aldığımız zaman da maalesef salonumuza fazla kişi alamadığımız için çoğu talepleri de karşılayamıyoruz. Karşılamak zorunda kalmak istiyoruz ama saat kısıtlaması bizi ve üyelerimizi yoruyor. Şimdi biraz önce video izlerken aklıma bir şey geldi Cemal Hocam. Eskiden bizim atalarımız hep zayıftılar. Aslında doğal CrossFit yapıyorlarmış. Evet. Neden? Balta halinde dağda odun yap. Aynen. Kazmayla kas, bel kazmasıyla belle. Tam bir efor. Aslında yani doğal CrossFit yapıyorlarmış. Doğru, doğru. Ve bugün şimdi onları gördüğüm zaman onu hissettim orada. Hocam, CrossFit yapan arkadaşlarımız genel anlamda kilo sorunlarından dolayı mı size geliyorlar? Yoksa bu sporun biraz da eğlenceli yönü çok fazla gördüğüm kadarıyla bunun için mi geliyorlar? Aynen. Kilo vermek için gelen de var. Ayrıyeten buradan itfaiyeci abilerimiz bizleri izliyorlar. Bunlardan sevgiler, saygılar. Güvenlik olarak polislerimiz, bekçilerimiz bizlere geliyorlar. Hem yağdan verdiriyoruz, hem kondisyon, dayanıklılık sağlıyoruz. Ne yapıyoruz? Kişi kiloluysa yağ oranını düşürüyoruz. Eğer güvenlik ortamında işte itfaiyecimiz oluyor, polisimiz oluyor, bekçimiz oluyor, sağlık sektöründe çalışan insanların üyelerimiz oluyor. Onlara da ne yapıyoruz? Güçlerine güç katıyoruz, kondisyonlara kondisyon katıyoruz ve onların da dayanıklılığını arttırıyoruz. Özellikle itfaiyecilerimiz, polislerimizin, bekçilerimizin kondisyonlarını arttırıyoruz. Ama genel olarak şu anda pandemiden dolayı kilo almış insanlarımıza uyguluyoruz CrossFit'i. Yağdan vücudundaki yağ oranını düşürüyoruz. Ayrıca de kas kazandırıyoruz. Tabii beslenmeye dikkat, ne kadar dikkat ederlerse o kadar sonuçlarını alıyorlar vücuduna. Şimdi CrossFit gördüğümüz kadarıyla çok eğlenceli bir spor. Evet. Bunu salon dışına taşırmayı, yani yarın işte bir arazide, bir dağda, bir ormanda böyle parkurlar kuraraktan yaptırmayı düşünüyor musunuz? Bu şekilde bir planınız var mı? Var. Ben şimdi aklıma o geldi. Güzel soru hocam. Kesinlikle var. Özellikle yaz ayında bir doğada olabilir veya deniz kenarında olabilir. Üyelerimizle bunu veya bir yaylada olabilir. Olabilir. Üyelerimizle hem kamp yapıp. Aynen. Çok güzel olur. Üyelerimizle bunu konuştuk zaten. Sıcak bakıyorlar. Neden olmasın diyorlar. İlla bir belli bir aletin olmasına gerek yok hocam. CrossFit vücut ağırlığı da yapılıyor. Yani yanınızda bir taş olsa taş bile ile CrossFit'te yaparsınız. Biraz önce bahsettim işte. Evet, yani baltayı ve odundu. Yani odunla bile CrossFit yapabilirsiniz. Vücut ağırlığı. Veya balyoz alıp bir taş kırmak mesela, değil mi?
Biz tasarladık. Yazın inşallah pandemiden sürecinde de inşallah bu süreci atlatırız sağ salim, sağlıklı bir şekilde. Yazın düşüncelerimiz var hocam. Doğada şimdi, crossfit yapmak. İnşallah veteranlar karate milli takımı bu yazın Fatsa'mızda misafirimiz olacaklar. Evet. Bunlar hepsi üst düzey milli sporcular. Biz bunlarla hem kondisyon hem teknik çalışması yapacağız. Sizler de ortak crossfitle bunu pekiştirirsek böyle bir ortak çalışma vallahi mükemmel olur. Ben hem ilimizin tanınması tabii açısından ki. Hem de sporun kaynaşması açısından hocam mükemmel olacağını düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum bu sunumu yaptığınız için, sözü verdiğiniz için. İnşallah beraber olmak isterim. İnşallah da yararlı olmak isterim. Teşekkür ediyoruz fikirleriniz için. Ben yardımcı olmayı inanın çok istiyorum kişilere. Özellikle ben Fas'ta yaşadığım için, salonum da Fas'ta olduğu sürece CrossFit pek tanınmamış Fatsa'da. Benim açmamın amacı İşte da CrossFit üzerine açmayı bugün tanıtmak. Bugün CrossFit'i ve sizi tanıtmak için Evet, buradasınız. Teşekkür ediyorum demiştim biz program sporun başında. her alanda varız. Bu konuda hem kanalımız hem yönetmenimiz sonsuz hiçbir sıkıntı Evet, yok. teşekkür Bize konuk ediyorum. olmak isteyen her arkadaşımıza, spor adına herkese kapımız açık. Yayınımız açık. Bekleriz. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Evet. Son sözlerini alalım Cemal Hocam. Ondan sonra Son, veda edeceğiz evet, inşallah. Son sözlerim dediğim gibi ben Ordu'ya, Fatsa'ya, daha doğrusu Ordu'nun tüm geneline CrossFit'i yaymak için kendi salonumu CrossFit üzerine açtım. Gayet de güzel gidiyor. İnşallah bu süreçte sağ salim bitirdikten sonra daha çok düzeleceğine inanıyorum. Saat kısıtlaması da ve yasaklarımız bittiği süreçte de daha çok üye alacağız. Daha çok CrossFit'i yayacağız diye düşünüyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Beni konuk aldığınız için, tanıtımımızı yaptığınız için, CrossFit'i konuştuğumuz için. Ayrıca yönetmenimize bizleri buraya davet ettiği için de teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hayırlı geceler, hayırlı kandiller diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Cemal hocamıza teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı, konuğumuz oldu. Biz bir başka programda yine birlikte olmak dileğiyle, başka bir spor dalıyla, başka bir arkadaşımızla her hafta Perşembe günü aynı saatte birlikte olacağız. Tekrar tüm Müslüman aleminin Regaib Kandili'ni kutluyorum. İbadetlerimizin kabulünü Cenab-ı Hak'tan niyaz ederekten programımızı kapatıyoruz. Hayırlı kandiller diliyorum.